Merhaba arkadaşlar, geldik 2016 DGS sözel mantık çıkmış sorularına bakmaya. 53 ile 56'yı bir parçaya göre cevaplayacakmışız. Farklı zamanlarda bir evi ziyaret eden Aras, Berna, Cenk, Derya, Emir, Fırat. 6 kişi değil mi? Aras, Berna, Cenk, Derya, Emir, Fırat adlı bu kişiler gittikleri evdeki kumbaraya kağıt ya da metal para atmışlardır. Kişilerin eve gelme sırasına, eve gelme sırası bir de kumbaraya attıkları para türü ya kağıt para ya da metal para şeklinde. Eve ilk gelen kişi kumbaraya kağıt para, son gelen kişi metal para. Tabloyu şu şekilde oluşturabiliriz. Gelme sırasını şu şekilde oluşturalım. 1. 2. 3. 4. 5. Toplamda 6 kişi vardı. İsimleri yazmaya gerek yok. Zaten kimin geldiğini bilmiyoruz daha doğrusu. Önce şu şekilde bir 1'den 6'ya kadar gelme sırasını oluşturacak biçimde bir tablo oluşturalım. Şöyle yazabiliriz. Para türü diyelim. Tablonun ilk kısmına para türü. Yani kağıt para mı atmışlar yoksa metal para mı? Bir de buraya kişi isimlerini yazabiliriz. Kim geldi öncelikle? Kalem rengiyle farklı bir renkle yapalım. Şimdi şöyle diyor. Bir kağıt para türü varmış. Bir de metal para türü var. Toplamda kimlerimiz var? Aras, Berna, Cenk, Derya, Emir, Fırat var. 6 kişi toplamda. Eve ilk gelen kişi kumbaraya kağıt para atmıştır. Eve ilk gelen yani birinci gelen kağıt para atmıştır. Son gelen kişi metal para atmıştır. O zaman buraya da metal para yazalım. Birinci öncülü eledik. Kumbaraya metal para atan toplam 3 kişi. O zaman 3 kişi metal para attıysa toplamda 6 kişi ki demek ki geriye kalan 3 kişi de kumbaraya ne parası atmıştır? Kağıt para atmıştır. Burası da kalsın. Kumbaraya metal para atan toplam 3 kişiden biri olan Aras eve 3. sırada gelmiştir. 3 nerede? Bakın 3 burası. 3. gelen kimmiş? Aras. Attığı para türü neymiş? Kumbaraya metal para atan toplam 3 kişiden biri olan. O zaman Aras ne attı? Aras metal para attı mı? Tamam. 2 tane metal parayı zaten yazdık. Geriye kaldım. 1 metal para, 2 tane de kağıt para. Burası da tamam. Eve 2. ve 5. sırada gelen kişiler kumbaraya aynı tür para atmıştır. 2 ve 5. sırada gelenler aynı para türü atmıştır. O zaman ne atmış olabilir? Kağıt parayı atmışlardır. Kağıt para. Kağıt para. Bunu nereden çıkardık? Bakın ben zaten Aras'ın metal para attığını biliyorum. Onu yazdım. Eve son gelen kişi yani 6. kişinin de metal para attığını biliyor muyum? 2 kişi metal attı. Tamam. Toplamda 3 kişi metal atmış mıydı? Bir de burada ne diyor? Şu öncülde 2. ile 5. gelen kişiler aynı parayı atmıştır. Metal yazamam. 2 ile 5'e metal yazamam. O zaman toplamda kaç metal olur? 4 tane metal olmaz mı? Demek ki 2 ile 5 kesinlikle kağıt para. Eve Fırat'tan hemen sonra Emir. Fırat'tan hemen sonra Emir gelmiştir. Emir'den hemen sonra da Cenk gelmiştir. Peş peşe gelmişlerdir. 3 kişiyi peş peşe nereye yazabilirim? Buraya yazabilir miyim? 1 ile 2 hayır yazamam çünkü burada Aras var. O zaman Fırat buraya. Fırat'tan hemen sonra Emir gelmiştir. Emir'den hemen sonra da buraya kim gelmiştir? Cenk gelmiştir. Bunları bitirdik. Bakın bir tane kağıt parayı yazdık. 1, 2, 3 tane kağıt parayı yazdım. Geriye son kalan boşluğa ne yazacağım o zaman? Tabii ki de metal para. İsimlerden geriye kim kaldı? Aras'ı yazdık. Şöyle silelim üstünü. Aras'ı yazdık. Emir'i yazdık. Fırat'ı yazdık. Cenk'i yazdık. Geriye kim kaldı? Bir Berna kaldı. Bir diğeri de Derya kaldı. Bunların gelme ihtimali olan yerler neresi? Bir ya da ikiye gelebilirler. Ama bunu net olarak bilmiyoruz. Buna göre adlı kişilerden hangileri kumbaraya kağıt para atmıştır? Berna atmış olabilir mi? Bakın Berna ile Derya'yı 1 ile 2'ye yazacağız. Kesin. Zaten 1-2'de de kesin olarak kağıt para var. O zaman Berna kağıt para atmış olabilir. Cenk nerede? Bakın Cenk 6'da sonuncu kişi. Cenk metal para atmıştır. Fırat nerede? Fırat da 4. kişi. O da metal para atmıştır. Demek ki cevabımız yalnız 1. Yani sadece Berna kesinlikle kağıt para atmıştır. Ama 1'de midir 2'de midir onu kesinlikle bilmiyoruz. 54. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmemektedir? Eve gelen, eve ikinci sırada gelen kişiyi bilebilir miyiz? 1,
İki, ya Berna'dır ya da Derya'dır. Ama eve birle ikinci gelen kişiyi biz kesinlikle bilemeyiz. Dördüncü gelen kişiyi bilebilir miyiz? Dördüncü kim geldi? Bakın, Fırat gelmiş. Peki, bunu biliriz. Eve beşinci sırada gelen kişi kimmiş? Emir'miş. Bunu da kesinlikle biliyoruz. Eve ikinci sırada gelen kişinin kumbaraya attığı para türünü kesinlikle biliyor muyuz? Kağıt para attı. Bunu da kesinlikle bilebiliriz. Bu da kesin bir bilgi. Eve dördüncü sırada gelen kişinin kumbaraya attığı para türü Fırat gelmiştir. O da metal para almıştır. Ama cevabı Adana. İkinci sırada gelen kişiyi kesinlikle bilemeyiz. Ya Berna'dır ya da Derya'dır. Derya'nın Berna'dan sonra eve geldiği biliniyorsa, yani önce Berna, sonra Derya. O zaman bakın zaten Berna ile Derya kalmamış mıydı? Soruda ne diyor? Derya'nın Berna'dan sonra geldiği biliniyorsa, o zaman bir Berna, iki Derya olacak şekilde. Demek ki eve ilk gelen bu soruya göre birincisi Berna'ymış. Bakalım eve ikinci sırada gelen kişi kumbaraya metal. Metal değil. Ne atmıştı? Dikkat ettiyseniz ikinci sırada gelen kişi kağıt para atmış. Eve birinci sırada gelen Berna gelmiştir. Doğru bir bilgi. Sorunun cevabı Bursa. 56. soru ve son. Bu sorunun, bu parçanın. Fırat'ın eve gelme sırası ve kumbaraya attığı para türü aşağıdakilerden hangisidir? Fırat ne zaman geldi? Dördüncü sırada. Bunları eleyebiliriz. Dörtte gelmiştir. Attığı para türü nedir? Metaldir. O zaman cevabımız Denizli. Çok zorlayıcı bir soru değilmiş. Geçelim. Hemen buna gelelim. 57 ile 60. soruları da buna göre çözeceğiz. Bakalım ne diyor? Defne alışverişte birer adet. Birer adet. Demek ki hepsinden bir tane. Bir etek, gömlek, kitap, oje, parfüm, saat, yüzük satın almıştır. Devam. Alışveriş sırasında ödemelerini A, B veya C bankalarına ait kredi kartlarını kullanarak yapmıştır. Defne'nin alışverişte kullandığı kartlara ilişkin kimi bilgiler bu şekildedir. Hemen tablo oturdu. Tabloyu bu şekilde yapacağım. Ben birinci şekilde önce ürünü yazacağım. Sonra kart diyeceğim. Bakın şöyle yazabiliriz. Defne'nin aldığı ürünler nerelmiş? Hepsinden birer adet tabi. Bunu başta söylüyor. Defne etek almış. Gömlek almış. Kitap. Oje. Parfüm. Saat. Bir de yüzük almış. Toplamda kaç ürün almış? Etek, gömlek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 adet ürün almış mı? Kaç tane kartımız vardı? 3 tane banka kartımız vardı. Biraz fazla abartmış. 3 tane banka kartıyla 7 tane ürün almış Defne. Burası tamam. Geri kalan doldurmaları farklı bir renkle yapalım. Şimdi sorunun devamına bir bakalım. Bizim kaç tane kartımız var? 3 tane banka kartımız var mı? Var. A, B, C. Bir ürünü sadece tek bir kredi kartı kullanarak satın almıştır. Yani şöyle. Eteği alırken diyelim sadece A kartını kullanmış olabilir. Gömlekte B kartını veya gömleği de A kartıyla almış olabilir ama gömleği hem A hem B kartıyla almamıştır. Demek ki bu soru çok zor değil. Eteği A bankasının yazalım. Eteği A bankasının kartıyla almıştır. Gitti. Oje'yi B bankasının. Oje nerede? Burada. Oje'yi B bankasının kartıyla almıştır. Parfümü ise C bankasının kredi kartıyla satın almıştır. Parfümü ise C bankasının kredi kartıyla satın almıştır. Bu bilgileri yazdık, tamam. Bu da gitti. Bakın ne gitti? Etek gitti. Bunu yazdık. Bunun dışında ojeyi biliyoruz. Bir de parfümü biliyoruz. Geriye ne kaldı? Gömlek, kitap, saat, yüzük. Devam. Kitap, parfüm ve yüzüğü farklı bankaların kredi kartlarıyla satın almıştır. Kitap, parfüm, yüzük. Onu da bir şuraya yazalım. Kitap, parfüm, yüzü diyor ki bize sorunun kökünde farklı bankaların kredi kartıyla almıştır. Bakın parfümü zaten C ile almıştır. Geriye ne kaldı? A ve B kartı kaldı mı? Kitabı A veya B'den biriyle almıştır. Yüzüğü de A veya B kartlarından herhangi birisiyle almış mı? Almıştır. Şöyle bir yazalım. Devam. Bir iki madde yine kaldı. B ve C bankalarının kredi kartlarıyla eşit sayıda ürün satın almıştır. Onu da bir şuraya yazalım. B, C. Eşit sayıda ürün almıştır. Devam.
Son maddede ne diyor? Yüzüğü A bankasının kartıyla satın alınmamıştır. Bak şimdi. Yüzük A bankasıyla satın alınmamıştır. Kitap parfüm yüzüğü farklı bankaların kartıyla almış mı? Almış. Yüzüğü de diyor ki A kartıyla almamıştır. O zaman yüzüğü neyle almıştır? B ile almış mıdır? O zaman kitabı neyle almıştır? A ile almıştır. Siz burayı çok iyi anladınız. Yüzüğü B ile almıştır. Kitabı neyle almıştır? Kitabı da A ile A bankasının kredi kartıyla almıştır. Devam edelim. Şimdi geriye ne kaldı? Gömlek kaldı. Bir de saat kaldı. Şimdi burada son bir madde vardı değil mi? Diyor ki B ve C bankalarının kredi kartlarıyla eşit sayıda ürün satın almıştır. Eşit diyor bize burada. Şu bilgiye bir bakalım. Şimdi bu tabloda kaç tane A var? Doldurduğumuz yere kadar bir etek var, bir de kitap var. İki tane A bankası var. Kaç tane B var? Bir oje, bir de yüzük. İki tane B var, bir tane de C var. Kaç tane boşumuz kaldı? İki tane boşumuz kaldı mı? İki tane boşumuz kaldı. O zaman B ve C eşit sayıda alışveriş yapıldıysa geriye de iki tane burada boşumuz kaldı değil mi? Bir gömleğin olduğunu bilmiyoruz, bir de saatin. Gömlek, bir de saat. İki tane boşumuz kaldı. Şu ana kadar iki tane A'yı yazdık, iki tane B'yi yazdık, iki tane bir tane de C'yi yazdık. Geriye kalan iki taneden, yani gömlekle saatten muhakkak ama muhakkak kesinlikle bir tanesini C ile satın almış mıdır? C ile satın almıştır. Niye? Çünkü B ile C'yi eşit yapacağız. O zaman B'yi 2 kere kullanmıştır. C'yi 2 kere kullanmıştır. A'yı ise 3 kere kullanmıştır. Bu bilgi kesin. Hangisi olabilir? Tam bilmiyoruz. Kesinlikle gömleği neyle almıştır? A veya C. Saati neyle almıştır? A veya C ile satın almış mıdır? Almıştır. Çünkü geriye 2 tane kaldı. Tablo bu kadar. Bir bakalım. 57'ye. Defne aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisini aynı bankanın kredi kartıyla satın almış olamaz? Defne aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisini aynı bankanın kredi kartıyla satın almış olamaz? Oje ve saate bakalım. Oje'yi neyle aldı? Oje'yi B ile almış. Şöyle bir yukarı çıkalım biraz. Oje'yi B ile satın almıştır. Saati neyle satın almıştır? A veya C ile satın almıştır. O zaman ikisini aynı kartla alması imkansız. Diğerlerine bakalım. Parfümü neyle aldı? Parfümü C ile aldı. Saati neyle alabilir dedik? C ile alabilir değil mi? Alabilir. Eteği neyle aldı? A ile satın almıştır. Gömlek A ile olabilir mi? Olabilir. C ile de olabilir. Gömlek ile parfüm. Gömleği A veya C. Parfümü neyle satın almıştır? Parfümü C ile satın almıştır. Bunu da alabilir. Oje ile yüzük. Oje'yi neyle aldı? B. Yüzüğü neyle satın aldı? B. O zaman cevabımız Adana. Tabloyu eminim anladınız. Geldik 58. soruya. Defne gömleği, yani şurayı, bankalarına ait kredi kartlarından hangileriyle satın almış olabilir? Gömlek A yahut C ile satın almış olabilir. Cevabı Edirne. Bakın bir daha tablodan bahsedeyim. Aldığı kaç tane ürün var? Etek var, gömlek var, kitap var, oje var, parfüm var, saat var, yüzük var. Elimdeki kağıttan okuyorum daha hızlı yukarı çıkıp inmeden. Şimdi 3 tane banka kartı var mı? Var. Şurayı bir daha sileyim. Şurayı sileyim. Şuraları da bir silelim. Devam. Şimdi 7 tane ürün almış mı? Almış. Kaç tane kartı vardı? A, B, C. Toplamda 3 tane kredi kartı var mı? Var. Devam. Bir ürünü sadece bir kredi kartıyla almıştır. Eteği A bankasıyla satın almıştır. Oje'yi B bankasına ait kredi kartıyla satın almıştır. Parfümü ise C bankasına ait kredi kartıyla satın almıştır. B ile C eşit sayıda alışveriş yapılan 2 tane kredi kartıdır. Devam. Kitap, parfüm, yüzüğü. Bakın. Kitabı, parfümü
bir de yüzüğü birbirinden farklı kredi kartlarıyla almış mı? Almış. Zaten burada hangisinin alındığını söylüyor bize. Eteği A, ojeyi B, parfümü ise C bankası. Bakın parfümü C ile almış mı? Bunu zaten biliyoruz. Üçünün birbirinden farklı olması gerekiyor. Yüzüğe en sonda diyor ki A ile satın alınmamıştır. O zaman yüzük B'dir, kitap A'dır. Kitap A, yüzük B. Bunlar hepsi net. Bakın şurası net. Şurası net bir bilgi. Şurası net, şurası net. Geriye ne kaldı? Şu ana kadar hangilerini yazmıştık? Eteği kesin olarak yazdık. Kitabı kesin olarak yazdık. Parfümü yazdık. Bir de yüzüğü yazmıştık. Bir de B ve C ile birbirine eşit olacak. Her ikisi de 2 tane. A ile de 3 tane satın alınmıştır. Yazmadığımız ne kalmıştı? Gömlekle saat kalmıştı. Onları da A veya C ile satın almış olabilir. 58. sorunun cevabı da Edirne. Geldik 59'a. Defne'nin kitap ve saati, kitabı ve saati aynı bankaya ait kredi kartıyla aldığı biliniyorsa kitapla saat nerede? Kitap burada, saat de burada. Kitabı neyle almıştı? A bankasının kredi kartıyla. Kitapla saati aynı bankaya ait kredi kartıyla aldığı biliniyorsa o zaman saati de A ile almış mıdır? C'yi sildik. O zaman gömleği neyle almıştır? Şöyle yazalım. Şöyle diyelim. O zaman gömleği hangi kartla almıştır? Gömleği C ile satın almıştır. Bir bakalım. Şıklarda ne diyor? Etek ile saati farklı bankalara ait kredi kartıyla satın almıştır. Etek ile saati. Eteği neyle almış? A ile. Saati neyle almış? A ile. Yanlış bir bilgi. Burası yanlış. A'yı eleyebiliriz. Gömlek ile parfümü aynı bankaya ait kredi kartıyla almıştır. Gömleği neyle almıştır dedik? C ile. Bir de parfümü neyle almıştır? C ile. Yani bu şık doğru. 59. sorunun cevabı da Bursa. Bakın, Defne'nin kitap ve saati aynı bankaya ait kartla aldığı biliniyorsa kitap ve saati kitabı A ile almıştır. Saate ne demiştik? A veya C. C'yi eledik. A ile almıştır. O zaman gömleği neyle almıştır? C ile. B şıkkında ne diyor? Gömlek ile parfümü aynı bankanın kartıyla almış. Her ikisi de C ile. Bu da doğru. 60. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Kesin doğrudur. Kitap A bankasına ait kredi kartıyla satın alınmış mı? Alınmış. Burası tamam. Kitap B bankasına ait kredi kartıyla mı alınmış? Hayır. Kitap A ile alınmıştı. Saat A bankasına ait kredi kartıyla. Hayır. Ya A ile satın alınmıştı ya da C ile. Saat B bankasına ile. B bankası değil kesinlikle. Yüzük C bankasına ait kredi kartıyla mı alınmış? Hayır. B bankasına ait kredi kartıyla alınmış. O zaman cevabı ne? 60. sorunun cevabı Adana. Bunu da burada bitirdik. Çok zorlayıcı bir soru değildi. Bunu da burada bitirdik. 2016 sözel mantık sorularını. 2017'de görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.